Siz bir emekli asker, bir emekli komutanımız olarak özellikle bu süreç Türkiye'nin onlarca yıldır devam eden terörle mücadelesi. Şöyle son döneme bir baktığımızda özellikle son 10 yıl içerisinde bu mücadelenin çok çok yukarıya çıktığını, farklı konseptlere evrildiğini, terörü noktasında bulunduğu yerde kurutarak bu süreci Türkiye'nin devam ettiğini biliyoruz. Sınır ötesindeki operasyonlar, bugüne kadar yapılmış dört büyük operasyondan bahsediyoruz. Şimdi bugün HDP'nin 2023 seçim bildirgesi. Şöyle hem izleyicilerimize bir kez daha hatırlatmak hem de sizlere aktarmak için şöyle okumak istiyorum. İşgal ve savaşa dayalı dış politikaya dur demek için geliyoruz deniliyor. Kayyum rejimine son vermek için geliyoruz deniliyor. Suriye ve Irak'a yönelik gerçekleştirilen askeri operasyonlara son vereceğiz deniliyor. Türkiye'nin Suriye ve Irak'tan geri çekilmesini sağlayacağız diyor PKK'nın siyasi kolu. Şimdi şunu sormak istiyorum ben ilk olarak size. Bu Türkiye'nin Suriye ve Irak'a yaptığı operasyonlar Türkiye'nin bekası için ne anlama geliyor? HDP şu an tam olarak neyin karşısında konumlanıyor? Teşekkür ediyorum Erkan Bey. Şimdi PKK terör örgütü nereden çıktı ona bakmak lazım. Yani aslında PKK terör örgütü Kürtlerin en büyük düşmanı. Bunu bir kere demokrasi ve özgürlük altında söyledikleri hadise tamamen bir aldatmaca ve bölgede oynanan oyuna iyi bakmak lazım. Yani önce İran-Irak Savaşı'nın başlatılması, arkasından 1991'de Irak'a müdahale, 2003 Irak müdahalesi ve Irak'ın parçalanması, akabinde Suriye'nin parçalanması ile Amerika Birleşik Devletleri ve onun müttefiklerinin bölgede defakto yani fiili bir Kürdistan kurma çabalarının bir şekilde PKK terör örgütünün silahlandırılmasıyla yürütüldüğünü görüyoruz. Sizin de ifade ettiğiniz gibi aslında buradaki oynanan oyun Orta Doğu'yu yeniden nizama sokmak. Bunu yapmak için de Türkiye'nin içerisinde PKK terör örgütü çok iyi bir enstrüman ve bir silah olarak kullanılıyor. Kime karşı? Mazlum Türk halkına ve Kürt halkına karşı. Bugüne kadar 40 bin kişinin katili olan bir parti. Aynı PKK'nın PYD gibi kamuflaj yapması gibi. Şimdi de sizin de ifade ettiğiniz gibi belki HDP kapatılacak ve orada masum bir renk seçiliyor. Yeşiller Partisi. Evet. Az önce belirttiğiniz gibi Almanya'nın partisinin demokratik yönlerini öne alan çevreci, demokratik bir görünüş. Keşke öyle olsa. Aslında buradayız, birlikte değiştireceğiz. Gençlerle, emekçilerle dediği hadise keşke olsa. Böyle bir şey yok. İnsanların, özellikle bölgedeki Kürt halkının hayallerini çalan dağlardaki terör ağacıdır bu parti. Ve PKK'nın maskeli çetesidir. Kapısında bir şekilde kırmızı peçeyi çıkarıp yeşil peçe takıyorlar. Başka hiçbir şey değişmişti mi? Diyarbakır annelerin evlatlarını, kızlarını teröre kurban eden bu terör örgütüdür ve bu parti başarısız olacaktır. Sancar'ın söylediği yeşil sol ağacın altında buluşmak bence Türkiye'de yeni bir başlangıç olamayacaktır. Çünkü 100. yılda Cumhuriyeti yıkmak isteyen PKK terör örgütünün bu siyasal uzantısı bir şekilde emperyalizmin uşaklarıdır. Ne demek yani bir defa işgal ve savaşa dayalı dış politika? Birincisi bütün dünya bilmektedir ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti saldırgan bir devlet değildi. Öyle bir durum olsa Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ortada. Aynısını Irak yaptı Kuveyt'e karşı. Derhal Irak'a kuvvet uygulandı. Tam tersine Türkiye mağdur ülkedir. Terörden mağdur bir ülkedir. Bilindiği gibi Irak ve Suriye'den Türkiye'ye karşı yapılan saldırılara karşı Türkiye Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51. maddesindeki savunma hakkını kullanmıştır. Ben 91'de görevdeydim. Burada 650 bin peşmerge Kürdünü kimyasal silahtan kurtaran kahraman Türk ordusudur. Kobani'de 250 bin Kürdü kurtaran Türk ordusudur, Türk milletidir. Bugün yurdumuzda Suriye'de devam eden iç savaş dolayısıyla misafir ettiğimiz 4 milyon Suriyelinin 1 milyonu Kürttür. Ve bu memleketin ekmeğini yiyen Kürt vatandaşlarımızla beraber aynı kaderi biz paylaştık. Cumhuriyeti beraber kurduk. Türkiye'nin bir şekilde Kürt sorunu değil PKK sorunu vardır, terör sorunu vardır. Bu bakımdan işte Türkiye halkları HDP'nin ezilenlerin umududur. Tamamen büyük bir yalandır. Aynı PKK'nın devamıdır. Şimdi bakıyoruz, söylemlerine bakıyoruz. Söylem ve eylem aynı.
Şimdi Karayılan diyor ki 14 Mayıs'ta Cumhuriyeti değil, sadece Cumhurbaşkanlığı sistemi değiştireceğiz. Öcalan serbest bırakılacak. Erdoğan'a verilen her oy PKK'ya sıyrılan bir mermidir. Çünkü bize saldırıyorlar. Duran Kalkan diyor ki Kılıçdaroğlu'nun seçmeniyiz. AK Parti ve MHP faşizmini yıkacağız. Ya Türkiye'de faşizm mi var? Böyle bir alçakça benzetme, faşizmin olduğu bir yerde bu şekilde HDP toplantı yapamaz. Polis gelir derhal onları tutuklar. İkinci husus, bu siyasetleri destekleyeceğiz demek de altılı masaya çağrı yapıyor ve Türk ordusu kara havadan saldırı yapıyor. AK Parti ve MHP'ye karşı siyaseti destekleyeceğiz. Demirtaş da aynı şeyi söylüyor. Türk milleti anayasada olmasın, PKK ve YPG operasyonlarına son, yetkiler yerel yönetime devrilsin, Kürtçe resmi dili olsun. Ve PKK elebaşı PS Rozat da Kılıçdaroğlu için saldırıları durduruyoruz. Böyle bir alçakça bir oyun var. Yani şunu söylüyorlar. Nasıl olur da HDP kayyum uygulamasına son vereceğiz demekle Türkiye'yi Irak ve Suriye'den çekilecek. Sen kimsin de bunu çekileceksin? Burada Yüce Meclis'ten çıkarılan yetki var anayasaya göre ve buna göre Türkiye kendini savunmuştur.